beraber oldun. Tek Rumya TV ekranlarından son olarak hangi duyguları spor severlerle paylaşmak istersin? Valla zaten beni davet ettiğin anda işin içinde Rumeli olduğu zaman benim zaten hayır demem mümkün olamazdı. İki elim kanda bile olsa yani en ufak bir toplu iğne kadar birine yardımcı olabileceksem ben her zaman varım. İşin içinde Rumeli, kendi doğduğum toprakların adı olduktan sonra da zaten kaçınılmaz bir şey. Bana televizyonu gezdirdiniz. Gerçekten pırıl pırıl bir televizyon. Montaj odalarını gördüm, rejiyi gördüm. Gerek çalışanlar olsun, gerek aletleriniz olsun. Yani Türkiye'de normal televizyonlar düzeyinde pırıl pırıl bir ortamınız var. Gerçekten de sizleri de kutlarım. Yani size bu imkanları yaratanları da tebrik etmekte yarar var. İnşallah uzun ömürlü yayınlarınız olur. Sesinizi daha geniş kitlelere duyurma imkanlarınız olur. Bunları temenni edebilirim bir televizyoncu olarak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz burada Serhat Bey'e ve ekibine, özellikle bundan sonraki yaşam hayatında Rodop ailesine ve Süleyman Rodop'a başarılar diliyoruz efendim. Tabii, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, biraz sonra Küçükçekmece'nin güzel bir VTR'si var. Peşinden de buradan Seymen Genç Türkiye, tabii program günüydü, güzel bir etkinlik yapıldı. Adeta Küçükçekmece bir spor kültürü ilçesi. Hepsini kutluyorum, başta Aziz Yeniay Başkan olmak üzere Seymen Genç Türk ve Yılmaz kardeşime, Yılmaz Göktepe'ye. Efendim, haftaya Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nde görüşmek üzere. Yayında emeği geçen herkes adına yönetmenim Engin Karadaş olmak üzere. Hepinize iyi geceler, hoşça kalın. Balkanların buluşma noktası Tek Rumeli'de kalın efendim. Biz yıllardır düzenlenmemiş olan bu etkinliği tekrar gündeme getirdik. Biz 3 aylık bir yönetimiz. Bu 3 aylık yönetim içerisinde uzun süredir böyle bir etkinlik düzenlenmemişti. Biz bu etkinliği tekrar düzenleyelim ve bizim ecrimsizden doğan borçlarımız vardır. Buna bir nebze olsun katkıda bulunmak adına bu geceyi tertip ettik. Katılım da gayet güzel. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum. Küçükçekmece Yeşilova Spor Kulübü, önceki ismiyle Yeşilova Esnaf Spor. Herkes tarafından bilinen ismi Yeşilova Esnaf Spor. Ama 2006 yılında görülen lüzum üzerine genel kurulumuz Küçükçekmece Yeşilova Spor olarak değiştirdi. Bu bütün Yeşilova yayılsın diye, sadece bir kesimi temsil etmeyelim diye. Şimdi bizim bu ekonomik krizi olan bir ortamda böyle bir gece yapmak hakikaten cesaret isterdi. Taraftarlarımız ve hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Siz de yalnız bıraktığınız ayrıca çok teşekkür ediyorum. Amacına ulaşmıştır. İnşallah daha güzel nice 42 yıllara hep birlikte yapacağız. Sizler ve bizler. Biliyorsunuz daha önce yılda 40'a 50'ye hatta 80 lira varan ecrimsiller ödüyordu. Yarın bir kere spor alanına geçmesiyle ecrimsil derdinden kurtulacak. Zaten geçti. Bu yıl itibariyle ecrimsil gelmeyecek kendilerine. Bir kere yıllardır ufak tefek gelirleri olan bir grubumuz. Gelen gelirler ecrimsili karşılamıyordu ve bir borcun altına giriyordu. Bir kere bundan kurtulmuş oldu. Ve önündeki semt sahası, yani nizam hale geldikten sonra biliyorsunuz testleşme her şeyin önünde. İlçede öncelikli hedefimiz hedef takımlar değil, yarışmacı takımlar değil, yetiştirmeci takımlar
ön planda tutuyoruz. Bizim ilk önceki amacımız, bütün kulüpler için söylüyorum, yetiştirme adı altında. Yeşilova Spor'un da altyapısı çok iyi bir kulüp. Tesisi de bu anlamda bittikten sonra göreceksiniz ki burada sadece Yeşilova zaten çalışmıyor. Hemen yanı başındaki Gültepe Özgençlik Spor Kulübü, yine Yeni Ufuk Spor Kulübümüz, burada çalışan diğer gruplarımız. Buradan çıkabilecek iki tane, üç tane yıldız oyuncular bizim hedeflediğimiz noktada en büyük kazancımız olacaktır. Çok yetenekli gençler var. Ama 15-16 yaşın 17 yaşına gelince gidecekleri bir profesyonel takım bulamayınca bu anlamda bir bakmış ki bu çocuklar kaybolup gidiyor. Biz bunun da önünü açmak için yeni bir proje geliştirdik. 97, 96 ve 95 doğumlu oyuncularımızdan Küçükçekmece Kulüpler Birliği karması oluşturduk. Bu karmalarla biz Türkiye'de işte Trabzon gibi, Bursa gibi, İstanbul'da büyük takımlar ve profesyonel takımlar gibi altyapılarla ve U13, U14, U15 gibi milli takımlarla maç yaparak buradaki oyuncularımızı profesyonel takımların, iyi profesyonel takımların altyapısına kavuşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki hafta bu karmanın açıklamasını yapacağız, yani seçilen oyuncuların. Dediğim gibi yani her şeyin başı tesis. Tesis anlamında hedeflediğimiz kriter yıl, 1,5 yıl, 2 yıla kadar Çekmece bölgesinde hem antrenman bakımından hem de resmi müsabaka bakımından ve hepsi de sünnetçim olma şartıyla, toprak kalmadı zaten. Hiçbir sıkıntı kalmayacağını hep beraber yaşayacağız. Toplum olarak işte bütün kulüpler birliğiyle birlikte hareket ediyoruz. Gecemiz çok güzel bir şekilde geçiyor. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de böyle bu tür geceleri yapmak istiyoruz. Kitleleri gençliğe kavuşturmak istiyoruz. Gelecekle ilgili de altyapıya önem vermek istiyoruz. Bu yıl altyapı ile alakalı girişimlerimiz daha fazla olacak. Altyapıya bir hocamız yetersiz oluyor. Bir hoca daha getirmek istiyoruz. Sahamız da yapılıyor hayırlısıyla. Lig maçlarımız da burada oynayacağız. Galatasaray'la alakalı pilot takımı olma niyetindeyiz. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yetiştirdiğimiz futbolcuları Galatasaray'a veriyoruz. Altyapıyla alakalı yetenekli olan futbolcularımızı. Bundan sonra da başarılarımızın devamını devam edecek. Yeşilova Kulübümüz Küçükçekmece'nin en eski kulüplerinden bir tanesidir. Zaten bugün gecesinde siz de şahit oldunuz. 42. yılını kutluyor. Dolayısıyla yaptığı hizmetler tartışılamayacak kadar büyük ve gecede de son derece ciddi bir katılım ve sahip çıkma var. Bundan dolayı bizler de aynı Küçükçekmece ilçesinde birlikte görev yaptığımız Gültepe Özgençlik Spor Kulübü olarak hem Esnaf Spor'u kutluyoruz. Hem bu birlik ve beraberlikten dolayı da katılımcılara biz de şahsımız adına, Türk Spor adına da teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tek Rumeli TV kanalına da bu organizasyonları gerçekleştirdiği ve takip ettiği, basına yansıttığı için de teşekkür ediyoruz kendilerine. Spor Dünyası Fuarı'nda ziyaretçiler büyüğünden küçüğüne Teknome TV standını, Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nin spor departmanını ziyaret etmeye devam ediyorlar. Küçük bir kickboksçu var. O aynı zamanda mücadele sporlarında Muay Thai, Wushu, kickboks, boks hepsinin tecrübesini usta bir